Bülent Hocam, toplumda Angelina Jolie etkisi diye bilinen ailevi meme kanseri riski taşıdığını düşünen hastalar size başvurduğunda nasıl yaklaşıyorsunuz? Evet, çok güzel bir soruya sordunuz. Bu sosyal medyanın etkisini, gücünü gösteren bir şey. Şöyle ki, Angelina Jolie'de BRCA gen mutasyonu, yani breast kanser gen mutasyonu mevcut. Bu gibi hastalar geldiği zaman öncelikle soruyoruz, diyoruz ki siz böyle bir sonuca hazır mısınız diye. Çünkü insanlar bunu sanki bir kan tahlili yaptırayım da öğreneyim der gibi geliyorlar ama bu tabii ki her hastaya yapılmıyor. Hangi hastalara yapılıyor? Ailede eş zamanlı olarak annesinde, teyzesinde, teyzesinin kızında, ablasında, anneannesinde herhangi bir zaman diliminde 3 kişi de Anne meme tarafında kanseri, yani daha çok. baba tarafı da olabilir kesinlikle, baba tarafı da olabilir, hani halasında da olabilir. Bu gibi hastalara biz genetik tarama yapıyoruz. Hastanemizde mevcut olduğu için o yönden de çok şanslıyız. Bu hastalara yapıyoruz. Tabii bunu ölen hastalarda bir stres, bir sıkıntı oluşuyor. Ne için? Çünkü zannediyorlar ki BRCA pozitif olan hasta hemen yarın meme kanseri olacak. Öyle değil. Meme kanseri daha ön planda olduğu için insanlar sadece bunu biliyor. Halbuki BRCA pozitif olan hastalarda erkeklerde prostat kanseri, pankreas kanseri ve meme kanseri gelişmekte. Bayanlarda da rahim kanseri ve meme kanseri ve diğer saydığımız kanserler de gelişebilmekte. Bu hastalara öncelikle sakin olmaları gerektiğini söylüyoruz ve takibi alıyoruz. Her hastamızı, normalde meme hastalarımızı senede bir çağırırken bu hastalarımızı 3 ayda bir kontrole çağırıyoruz. Siz mi yoksa kadın doğumcu da var mı işin içinde? Nasıl bir takip Tabii bu alıyorsunuz? multidisipliner bir yaklaşım. Yani rahim kanseri de görüleceği için 70 yaşına kadar %55-60 oranında meme kanseri gelişiyor bu hastalarda. Rahim kanseri de aynı şekilde geliştiği için multidisipliner olarak takip ediyoruz bunları. Gerekli tetkikleri yapıyoruz. Ne gibi? Meme ultrasonu, mamografi, meme MR. Zaten takip genelde bunlar meme MR ile olur. Kadın doğuma konsültasyona gönderip onlar da bir jinekolojik muayene yapıyorlar ve duruma göre takip alıyoruz. Benim bu tür hastalara yaklaşımım şu şekilde oluyor. Diyorum ki eğer evliyseniz bir an önce reproduktif dönemde yani çoluk çocuk işini halledip daha sonra gelişmeden ameliyatımızı yapalım. Çünkü Süt veremiyor değil mi bu tabii hastalar sonrasında? veremez. Çünkü biz biliyoruz ki memenin içinin boşaltılması olan yani profilaktik mastektomide meme hepsi alındığı zaman, içi boşaltıldığı zaman bu hastalarda kanser riski %90 oranında azalıyor. Bu yüzden bir an önce hemen bir gün sonra olmasa bile bir an önce ameliyat yapmakta fayda görüyoruz.